Merhaba değerli arkadaşlar. Olasılık konumuzun birinci testiyle beraberiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi 10 ile 20 arasındaki doğal sayılardan rastgele seçilen bir sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır diye bizden isteniyor. Şimdi normalde olasılık olarak bize soru verildiği anda itibaren şunu bilmemiz gerekecek. İstenen bir sayımız var. Bir de bütün sayılar var. İstenen sayılar bölü bütün sayılar. Yani olasılık kabaca bu demek zaten bütün sayılar diye. Bu oranın olduğu değerimize olasılık diyoruz. P de probability de İngilizceden geliyor. Buradaki ifade en çok 1 olabilir. Şimdi istenen sayı nedir? Verilen bütün sayı nedir? Buraya evrensel küme diyebiliriz. Örnek küme diyebiliriz. Örneklem küme. Normalde kitapta örneklem küme diye geçiyor ama örnek küme dile daha kolay geldiği için örnek küme lafını da burada duyabilirsiniz. Şimdi 10 ile 20 arasında doğal sayılardaki seçilen sayı. Şimdi önce evrensel kümeye bakalım. Evrensel kümemiz nedir? Bütün sayılarımız yani. 10 ile 20 arasında dediği için 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 olacak. Buradaki 20 ve 10 sayılarını almayacağız. İstenen sayılar nedir? İstenen de diyelim. Bu sayıların içerisinde seçilen bir sayının asal sayı olması. O zaman şuradaki ifademizden asal sayılara bakalım. 11 asaldır. 13 asal. Yazalım. 11, 13, 14 değil, 15 değil, 16 değil, 17 asaldır. 18 değil, 19 yine asal bir sayıdır. Demek ki kaç tane asal sayım var? 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım o zaman. Olasılık 4 tane bizde istenen sayı var. Bütün evrensel kümem kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. O halde bunların oranı da bizim içerisindeki verilen sayılarımızdan olasılığı, yani asal sayı gelme olasılığı 4 bölü 9 olarak gelecek. A şıkkımız sorumuzun cevabı. İçerisinde 3 beyaz, 3 kırmızı ve 3 siyah top bulunan bir torbadan aynı anda ve rastgele 3 top çekiliyor. Çekilen 3 topun da birbirinden farklı renkte olma olasılığı kaçtır diyor. Şöyle bir kutumuz olsun. Burada neyimiz var? 3 tane beyaz topumuz var. 3 tane kırmızı topumuz var. 3 tane de siyah topumuz var. Daldırıyoruz elimizi, iki elimizi beraber. Bunlardan 3 tane top çektim. Aynı anda çekiyorum. Rastgele 3 tane top çekiyorum ve çekilen 3 topun da birbirinden farklı renkte olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi yapılan şu işleme bakalım. Ne diyelim? P, buna diyelim ki farklı renk diyelim. Farklı renk. Evrensel kümül nedir arkadaşlar? 3 tane top çekmem gerekiyor. Yani 9 tane şurada top var. Bunların içerisinden 3 tane top seçmem gerekiyor. O halde burada bir kombinasyonumuz var. 9'un üçlüsü dememiz gerekiyor. Yani şuradaki 9 toptan kaç tane farklı 3 top seçebilirim? Bu benim evrensel kümem. Bütün 9'lu grupların, 9 tane kümemizin üçlü grubu. Yani ne olabilir? 3 tane beyaz, 3 kırmızı, 3 sarı, siyah olabilir. İşte 2 beyaz olabilir, 1 kırmızı olabilir, siyah çekilmeyebiliriz. Bu şekilde üçlü olarak sıralayabileceğimiz bütün alt kümelerimiz buradaki 9'un üçlüsü olarak karşımıza gelecek. Soru peki benden istiyordu. Aynı anda ve rastgele 3 tane top çekiyorum ve çekilen 3 topun da birbirinden farklı renkte olma olasılığı nedir diyor. O halde bir tane beyaz istiyorum, bir tane kırmızı istiyorum, bir tane de siyah istiyorum. 3'ün kaç tane şeyi var, beyaz var? 3 tane. O halde bunun 3 birisi şeklinde olması gerekiyor. Yani 3 toptan bir tane beyaz istiyorum. Çarpı diyeceğim. 3 tane kırmızım var, bir tane kırmızı çekeceğim. Yine 3 tane siyahım var, bir tane siyah çekeceğim. Denklemin bu şekilde gelmesi gerekiyor. Buradan 3'ün birisi 3 gelecek. 3 kere 3, 9. 9 kere 3 çarpıyorum. 27. Hatta çarpmayalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazalım buraya. Şuradaki ifadem 9 çarpı 8 çarpı 3 tane açtığım için 7. Bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 diyeceğiz. Şunları da yukarı yazalım. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3, 2, 1 yukarı geldi. 3, 2, 1. Şuradaki yukarıdan da 9'u da bölelim. 3 çarpı 3. 8'de ne yapar? 4 çarpı 2 yapar. Bir de 7'miz var. Şimdi 3'ler gitti. Başka ne kaldı burada? Şu 2 sadeleşti. Bu 2 ile devam etti. Buradan 3 kere 3 gelecek. 9. Aşağıdan ne kaldı? 4 kere 7 de 28. 9 bölü 28 o zaman sorumuzun cevabı değişik olarak gelecek. Madeni bir para ard arda 3 kez atıldığında 2 kez tura 1 kez yazı gelme olasılığı kaçtır diye bizden isteniyor. Şimdi bunu 2 yoldan çözelim. Birinci yolumuz biraz uzunca bir yol. Anlaşılması açısından daha kolay. İkinci yolumuz hızlı ve pratik bir yöntem.
Şimdi birinci yolda örneklem uzayı bulmamız lazım. Bir para atıldığında bunun yazı ve tura gelme iki ihtimali var. Yani ya yazı gelecek ya tura gelecek. 3 defa atarsanız da 2 üzeri 3'tür. Yani toplam örneklem uzayımız, veyahut da örnek uzayımız veyahut da evrensel kümemiz 8 tane eleman olacaktır. Bunu da yazabilirim hatta. Şöyle evrensel küme diyelim. Görünmesi açısından elinizde not olsun. Şimdi yazı gelebilir. Değil mi? Her tura parayı attığınızda yazı geldi. Veyahut da şu şekilde olabilir. Yazı tura olabilir. Hata yapmayalım. Şu turayı gezdireceğim. Yazı turayı buraya aldım. Burası yazı gelebilir. Veyahut da tura başta gelebilir. Yazı gelebilir. Veyahut da ne dedik? Yazı tura. Yazı tura bir de tura gelebilir. Şimdi yazıyı dolaştıralım. Buradan tura gelebilir. Yazı gelebilir. Tura gelebilir. Veyahut da tura gelebilir, yazı gelebilir, şunu yazalım, bir tane daha var, o da tura gelebilir. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. Bütün evrensel kümeyi bu şekilde yazdık, yani 3 tane paranın bunun dışında karşımıza gelme durumu yok. Bunlardan bir tanesi bir şekilde gelecek. Şimdi diyor ki madeni para ard arda 3 kez atıldığında 2 kez tura. Benim istediğim şu 2 defa tura gelecek. Bir kere de yazı gelecek. Fakat soruda bir şey var. Nedir? İncelik var. Bize sıra belirtilmemiş. 2 kez tura gelecek ama başta mı gelecek? Sonda mı gelecek? Ortada mı gelecek? Bunu vermemiş bize. Demek ki tura yazı olan bütün buradaki ifadeler bizim sorumuzun içerisine dahil olacak. Yani olasılığımıza dahil olacak. TYT. Tura yazı. TTY yani tura yazı buna girer. İki tane turan olduğu bir yerden daha vardı. Yazı tura girebilir. Başka var mı? İki tane turanın olduğu yer burada yok. Dolayısıyla TTY şeklinde bile karşımıza gelecek. Kaç tane objemiz var? 1, 2, 3 tane elimize gelebilecek ihtimaller. Örneklem uzayım kaçtı arkadaşlar? Şöyle yapalım hatta buna. PTTY'nin sıralaması diyelim. Şu şekilde sıralama değil de bunlar gibi. 1, 2, 3. Bir de toplam örnek uzayım kaç tane? 8 tane olduğu için sorumuzun cevabı 3/8 olacak. Peki hocam bahsettiğiniz ikinci yol, hızlı olan yol nedir? Bunu da yapalım arkadaşlar. Madeni parayı attınız. Karşınıza tura gelme ihtimali nedir? Neredeydi? 1/2. Tura gelme ihtimali nedir tekrar? 1/2. Bunların sırası önemli değil şu anda. Yazı gelme ihtimali nedir? 1/2. Yani şuradan zaten bir defa 1/8'i bulacaksınız. Şimdi soru bize bunun herhangi bir şekilde sıra belirtmediği için, yani tura yazı tur olduğu için artık şuradaki TTY tekrarlı permütasyona girer. Kaç tane objem var? 3 tane objem var. 3 tane objenin bir çizgi üzerinde sıralanması nedir? 3 faktöriyeldir. Fakat tekrarlı permütasyon var. Çünkü 2 tane turamız var. O halde 2 faktöriyeli de buradan bölmemiz gerekecek. Bunu da hesaplarsak şuradan 3 çarpı 2 çarpı 1 gelir. Şuradaki ifadede 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı şu 2 faktöriyel de 2'dir. Eşittir dediğimde şu 2'nin bir tanesi birbirini götürür. Buradan tekrar karşınıza 3/8 kalır. İkisi de doğru yöntem. Hangisi hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Şu tabi daha hızlı ve pratik oluyor. Sorumuzun da cevabı C şıkkı. İki zar birlikte düzgün bir zemine atılıyor. Üst yüze gelen sayıların birbirinden farklı olma olasılığı kaçtır? Şimdi iki tane zarla uğraştığımız için 36 çeşit defa ihtimalimiz var. Farklı gelme ihtimalleri aynı gelme ihtimallerinden daha çok olduğu için biz aynı gelme durumlarını, aynı gelme ihtimallerini bulup birden çıkartırsak eğer, bütün durumlardan birden çıkartırsak aradığımız sonucu bulmuş oluruz. Şimdi soruyu çözelim, daha iyi anlaşılacağını tahmin ediyorum. Şimdi şuraya birinci zar diyelim. Şuraya da ikinci zar diyelim. Ben normalde neyi istiyorum? Zarların birbirine farklı gelme durumu. Ama şu anda neye bakacağız? Zarların birbirlerinin aynı gelme durumu. Yani birinci zarım 1 gelirse ikinci zarım da 1 gelecek. İkinci zarım 2 gelirse ikinci zarım da 2 gelecek. Bu şekilde devam edecek. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 diyeceğiz. Başka da zarın üzerine sayı olmadığı için. Yani şuradaki 6 durum bizim zarının, birinci ve ikinci zarın aynı gelme durumu olacak. Kaç tane durumumuz var demiştik? 6. Bütün zarlardaki durum nedir? 36. Demek ki zarların hepsinin aynı şekilde, bir ve ikinci zarın aynı şekilde gelme ihtimali 6/36. Yani 1/6'dır. Fakat ben bunu istemiyorum. İstediğim nedir?
Zarların sayıların birbirinden farklı olmasını istiyorum. Bütün olasılığım nedir arkadaşlar? 1'dir. 1'den de şuradaki durumu, yani zarların aynı gelme durumunu çıkartırsam geriye kalan ifademiz zarların sayılarının birbirinden farklı olma durumunu bulmuş oluruz. Bizim de sorumuzun cevabı olacak. Buraya 1 bölü 6 derim. Paydaş derim, alttan 1 çıkartırım 5. 5 bölü 6 da bizim sonucumuz hangi şeklimiz oluyor? E şıkkı. Bir zarın 2 yüzünde x, 3 yüzünde y, 1 yüzünde de z yazılıdır. Bu zar düzgün bir zemine atıldığında üst yüzüne gelen harfin x olma olasılığı kaçtır? Sistemdeki çözümü sorulardan çok da farklı değil. Evrensel küme bakalım arkadaşlar. Evrensel kümemiz şöyle yapalım. Nedir? X'ten kaç tane var? 2 tane x varmış. X, x. Y'den kaç tane var? Y, 1, y. Bir de bir tane daha var. Şunu da güzel yapalım, karışmasın. 3 tane y var, 1 tane de z var. Toplam kaç tane evrensel kümemizin elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanımız var. X'in gelme ihtimali kaçtır? Ben x istiyorum çünkü. 2 durum olduğu için 2 defa gelebilir. X'in gelme durumu gelebilecek sayı 2'dir. Toplam elemanım kaç tane? 6 tane. Buna da PA diyelim. A olayının gelme olasılığı 1 bölü 3 olarak gelecek. Sorunun cevabı yani B şıkkı. Bir avcının bir hedefe vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Avcı hedefe 2 atış yapıyor. Avcının atışlarının birisinde hedefe vurup diğerinde vuramama olasılığı kaçtır? Bu arkadaşlar şey var burada 2 bölü 5 vurma eğer olasılığı varsa buna V diyelim. Yani eğer vurma olasılığımız 2 bölü 5 ise bütün vurma ve vurmama olasılığımız kaçtır? 1'dir. 1 eksi 2 bölü 5 de ne yapar artık buradan? 3 bölü 5 verir size. Bu da neye eşit olur? Avcının vurmama olasılığı. Yani bunun bütün yerine olur. Ve bunu da V üstü diye işaretle gösterelim. Ona göre sorumuzu çözelim. Şimdi avcının atışlarına birisinde hedefi vurup diğerinde vuramama olasılığı kaçtır? Bize sıra belirtmediği için bütün durumları incelememiz gerekecek. Bütün durumlar nedir? Önce avcı hedefi vurur. Daha sonra hedefi vuramaz. Veya dediğim için artı gelecek. Önce hedefi vuramaz. Birinci atışta hedefi vuramaz. Daha sonraki atışta da hedefi vurur. Şuradaki durum benim aradığım sorumuzun cevabıdır. Vurma ihtimalim nedir? 2 bölü 5. 2 bölü 5 vuruyorsam vurmama olasılığım kaçtı? 3 bölü 5. Yani avcının hedefi vuramama olasılığı vurma olasılığından daha büyük. Yani keskin bir nişancı değilmiş bu. Artı diyeceğim. 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 gelecek. Paydalarımız aynı. Buradan 25 gelir hepsinde. 2 kere 3, 6. 6 da burada gelecek. 12 bölü 25. Bizden istenen sorunun cevabı hangi şıkkımız? E şıkkı sorumuzun cevabı. A ve B ayrı kolaylar olarak veriliyor. A olayının olma ihtimali 1 bölü 4. B olayının da olma ihtimali 2 bölü 5 olarak verildiğine göre A birleşim B olayının olma olasılığı kaçtır diye bize isteniyor. Soruda dikkat edeceğimiz nokta şurası. Ayrı olaylar olduğu için bu iki olayın, bu iki hadisenin birbirlerine değen ortak olay veyahut da ortak elemanları yok. Bunun anlamı da şudur. P A birleşim B'nin eşiti de P A artı P B şeklinde yazılacaktır. Ortak eleman olmadığı için herhangi bir şey çıkartmaya da gerek yok. Buraya sıfır olacak. Peki sorunun cevabı nedir? Bunları toplamamız gerekecek sadece. P A 1 bölü 4 artı burası da 2 bölü 5. Bunları toplarsam şurayı ne yapalım? 5 ile çarpalım. 5. Burayı 4 ile çarpalım. 8. Paydalar 20'ye birleşir. O halde şurası 13 bölü 20 olarak sorumuzun cevabı D şıkkı olarak geliyor. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı kız öğrencidir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır diye isteniyor. Şöyle yapalım. Bunu yüzde de tamamlayabiliriz. Yani 40 öğrenci kız, 60 geriye kalan öğrenci erkek diye düşünebilirsiniz. Veyahut da biz PDF'te yaptığımız gibi yapalım. 40x diyelim. Buradaki ifademize kız öğrenci. Madem ki bunların toplamı %100 olacak sınıfın mevcudu. O zaman da 60x'de ne yapması lazım? Erkek öğrenci olması gerekecek. Erkek öğrenci. Şimdi evrensel küme nedir arkadaşlar? Sınıfın tamamı. Sınıfın tamamı nedir? 40 tane öğrenci, 40x tane öğrenci burada var. 60x de öğrenci burada var. Evrensel kümede şöyle yapalım. Evrensel küme nedir? Burası sınıf olacak. Sınıfın da mevcudu 100x'e eşittir.
İstediğim nedir? Erkek öğrencilerin rastgele seçtiğim bir öğrenciden birinin erkek öğrenci olma olasılığı nedir? Toplamda nedir erkek öğrencilerimiz? 60x'tir. Sınıfın toplamı nedir? O da 100x'tir. Kolay bir soru. Bunları da sadeleştirirseniz 6 bölü 10 gelir. Bunu da sadeleştirirseniz 3 bölü 5 sorumuzun C şıkkı. A ve B, E örnek uzayının iki olayıdır. A olayının olma ihtimali 3 bölü 4, B olayının olma ihtimali 1 bölü 2, A ve B olayının kesişimlerinin olma ihtimalleri de 1 bölü 4 olduğuna göre A birleşimi B'ye kaçtır? Şimdi önce soruyu anlayalım. Zor bir soru değil de şu soruların mantığının bir oturması gerekiyor. Şurası arkadaşlar nedir? Evrensel küme. Bir A olayımız var, bir de B olayımız var. Ayrı olaylar denmediği için, bağımsız olaylar denmediği için bunların bir ortak noktası, ortak beraberlikleri olduğu bir kesim var. O da şurası. Şimdi soru demiş ki A olayının yani şuranın komplesinin olma ihtimali ve A'nın olma ihtimali 3 bölü 4. B olayının olma ihtimali de 1 bölü 2. Bu her iki olayında yani şu ortadaki kısmında olma ihtimali o da nedir? A kesişim, B olayın olma ihtimali de kaç olarak vermiş? 1 bölü 4. Buna göre A birleşim B olayının olma olasılığı olma durumu nedir? Yani A birleşim B dediğimiz anda itibaren yani şuradaki hadiselerin toplamının olma durumu nedir diye isteniyor. P, A birleşim B'nin. O zaman şöyle hesaplayacağız. Şimdi A olayı bir defa gelecek. Yani şuradaki A kümesinin tamamı geliyor. Artı P, B gelecek. Bu da gelmesi gerekiyor. B kümesinin tamamı gelecek. Şimdi işin önemli noktası şurada. Şimdi A kümesini aldım. B kümesini aldım. Şu kesişimlerini ama bu sefer ne yaptım? İki defa almış oldum. Bana halbuki bir defa olması gerekecek. O yüzden de buradaki ifadeyi çıkartmamız gerekecek. Eksi diyeceğim. Neredeydi o? P, A kesişim, B dersem eğer şuradaki A'yı ve B'yi topladığım için şurada iki defa girmiş oldu. Çünkü A'da ve B'de bu iki ifade ortak. İki defa gelmiş oldu. Kesişimlerini bir kere çıkartırsam A ve B olayının bütün hepsinin olma olasılığını bulmuş oluruz. PA kaçtı arkadaşlar? 3 bölü 4. PB kaç? 1 bölü 2. Kesişimleri kaç? Eksi 1 bölü 4. Şuradan çıkartırsam 3 bölü 4 zaten gelecek. 1 bölü 2'den 1 bölü 4 çıkartırsam ne yapacak bura? 1 bölü 2 yapacak ama artı. Toplarsam da burası 1 yapacak. Zaten olması gereken ifade de bu. A ve B olayı evrensel kümede başka bir ifade verilmediği için yani olma ihtimali zaten karşımıza 1 olarak gelmesi gerekiyor. Sorumuzun da eşik oluyor. İkizler birlikte düzgün bir zemine atılıyor. Üst yüze gelen sayılar toplamının 5 veya 11 olması olasılığı kaçtır? Şimdi veya dediği için zaten hemen aklımıza evet burada bir toplama ifadesi var. Onu bilmemiz gerekecek. 5'in ve 11'in olduğu durumlara bakacağım. Şimdi 5'i verecek olan şöyle yapalım. 5 diyelim. Zara gelen durumlar ne olabilir? Şimdi birinci zarım 1 gelebilir. İkinci zarım 4 gelebilir. Bu şekilde toplarsam 5 olur. Birinci zarım 4 gelebilir. İkinci zarım 1 gelebilir. Yine toplamı 5 verir. Bir de ne var arkadaşlar? 3'e 2 var. 3'ü verir, 2 verir. Ve hatta 2'yi veririm, 3'ü veririm. Yani 5'in gelme ihtimali 1, 2, 3, 4 farklı durumda var. Bir de neyi sormuş bize? Veya dediği için şöyle yapalım. Veya diyelim. Bir de 11'e bakacağız. 11 gelme durumu. 11 zaten şeydir. 5 gelebilir, 6 gelebilir. Toplarsanız 11 yapar. Ya da birinci zar 6 gelir, ikinci zar 5 gelir. Toplamları 11 yapar. Hocam 5, 6, 6, 5 bunlar aynı değil mi? Arkadaşlar burada olasılıkta evrensel küme olduğu için permütasyon yani sıralama önemli. Zaten olasılık konusu hem permütasyonu hem de kombinasyonu içerisine alan bir konu. Dolayısıyla buradaki sıralamada bu nokta önemli. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4. 2 tane zar evrensel kümem nedir onu yazalım. 6'nın karesidir. 2 tane zar olduğu için 36'dır arkadaşlar. 36 farklı durum vardır. Birinci durum yani sarın 5 geleceği toplamlarının 5 geleceği durum 1, 2, 3, 4. 4 bölü 36 veya dediğimiz için artı gelecek. 11 olan toplamları da 2 tane var. 2 bölü buradan 36 gelir. Toplarsanız 6 bölü 36'dır. 6 bölü 36 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 6 olarak sorumuzun cevabı A şıkkı gelmiş olur. Evet değerli arkadaşlar, birinci testimiz burada sona ermiş oldu. İkinci testimizde olasılık konusunun ikinci testine görüşmek üzere. Hoşça kalın.